GCM Forex'in hazırlamış olduğu webinar eğitimine hoş geldiniz. Bugün sizlerle teknik analize giriş webinarında birlikte olacağız. Teknik analiz genel olarak zaten yakından belki tanıdığınız ya da öğrenmek için güzel bir fırsat olduğunu düşündüğünüz bir konu. Çünkü Forex piyasasında yapılan işlemlerde yatırımcıların en sık başvurdukları işlemlerindeki stratejileri belirlerken de direkt faydalandıkları bir analiz yöntemi. Burada teknik analizin tabii ki de doğru kullanımına ilişkin bizim bu eğitimimiz olacak. Terimlerin ve yorumlamaların doğru yapılması ile ilgili ön planda olabilecek noktaları vurgulayacağız. Konu hakkında sorularınız olursa bunu Questions bölümünden yazabilirsiniz. Ben webinar içerisinde genellikle bunları cevaplandırmaya çalışacağım ama sorunuz olursa da yine sunum bittikten sonra sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağım. Forex piyasasında ve hatta genel olarak tüm finans piyasalarında analiz yöntemlerini ikiye ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi temel analiz, yani açıklanan haberler, makro veriler ve bunun devamında Merkez Bankası kararları gibi gelişmeler makro taraftaki temel analiz unsurları olarak karşımıza çıkıyor. Makro taraftaki gelişmelerin yansımasını gördüğümüz tarafsa fiyatlama, yani teknik analizi yapabildiğimiz bölge fiyat hareketlerinin oluştuğu noktada karşımıza çıkıyor. Yani siz GCM 4 platformunuzu açtığınızda, MetaTrader platformunu açtığınızda karşınıza çıkan ekranda bir grafik görüyorsunuz. İşte bu grafik aslında çeşitli haberlerin, belki onlarca gün içerisinde gelen haberin ne şekilde yorumlandığını gördüğümüz yer. Bununla birlikte yapılan analizler de teknik analiz sınıfına giriyor. Teknik analizi niçin yapıyoruz sorusunun cevabındaysa risk yönetimi karşımıza çıkıyor. Yani evet, temel analizde haberler geldi, açıklamalar yapıldı, fiyatlamalara yansıdı, önümüze bir grafik çıktı. Peki biz bu grafikle ne yapmamız lazım? Öncelikle riskimizi kontrol etmemiz lazım. Yani aldığımız pozisyonda bizim aleyhimize oluşabilecek fiyat hareketlerinde nasıl bir strateji belirlememiz lazım? Bunu önceden yapabildiğimiz noktada teknik analizin yardımına başvuruyoruz. Teknik analiz neleri içeriyor? Öncelikle piyasanın eğilimini gösteriyor bize. Birazdan grafiklerde de göreceğiz. Yani açıklanan veriler olsun, haberler olsun, işte bunların bir araya geldiği yer piyasa eğilimi. Piyasada onlarca katılımcı, yüzlerce farklı ülkeden katılımcının yer aldığını düşünürsek ve bunların da belli bir stratejileri, algıları olduğunu ve bunu da yansıttıkları yerin bu fiyat hareketleriyle karşımıza çıktığını düşününce piyasa eğilimini de görmüş oluyoruz. Genellikle piyasalarda fiyatlar trend halinde hareket ediyor. Burada pariteler olsun, emtialar olsun, bu geniş bir işlem yelpazesinde karşımıza çıkan onlarca ürün aslında hep bir trend içerisinde hareket ediyor. Peki örneğin kısa vadede yükseliş yönünde hareket eden bir varlık uzun vadede de yükseliş yönünde hareket etmek zorunda mı? Bu kesinlikle hayır. İşte bu nedenle webinarımızın eğitimin daha doğrusu önemli noktalarından birisi de burada yatırımcıların beklenti ve vade arasında o ince orantıyı iyi ayarlamaları. Çünkü dönem dönem bir finansal varlıkta kısa vadede yükseliş ya da düşüş varken, burada kısa vadeyle kastettiğimiz örneğin 1 saatlik ya da 4 saatlik grafiklerken, aynı finansal varlıkta haftalık görüntüye geçtiğimizde tam tersi bir görüntüyle karşılaşabiliyoruz. Teknik analiz yapabilmemiz için öncelikle aynı doğru üzerinde en az iki noktanın birbiriyle temas etmesi gerekiyor. Bu bize trendi veriyor ve fiyatların da
bir ivme içerisinde, bir eğilim içerisinde olup olmadığını gösteriyor. Trend dışarısında oluşabilecek hareketlerde ise destek ve direnç noktaları karşımıza çıkıyor. Destek ve direnç noktaları bize hangi seviyelerde alım yapılması ya da hangi seviyelerin geçilmesi halinde bizim stratejimizin yanlış olduğunu gösteren en sağlıklı yerdir. Dönem dönem trend içerisinde kırılmalar yaşanabilir. Bu da aslında binlerce katılımcının ve her gün milyarlarca dolarlık bir fon büyüklüğünün piyasada olduğunu düşününce böyle ara sıra farklı fiyatlamalar görülmesi normaldir. İşte bu noktada trend dışına sapmalar, taşmalar olsa bile hareketin bir destek veya dirençle karşılaşıp karşılaşmadığını da kontrol etmemiz gerekiyor. Vade ve teknik analiz ilişkisine değindik. Vade ile teknik analiz ilişkisini aslında bizim standart haline geldiğini söyleyebileceğimiz bir örneğimizle anlatmaya çalışayım ben. Çünkü bunu ne kadar iyi kavrarsak piyasadaki işlemlere uyarlamamız da o kadar kolay olacaktır. Şimdi kısa vadeli analizi örneğin günlük hava durumu olarak düşünelim. Orta vadeli ya da uzun vadeli analizi ise iklim olarak düşünelim. Ya da mevsim olarak düşünelim. Günlük hava durumuyla biz sadece o güne ilişkin nasıl bir giyim kuşam seçmeliyiz? Çıkarken yanımıza örneğin şemsiye almalı mıyız? Yoksa şortla mı, tişörtle mi çıkmalıyız? Ona karar verebiliriz. Fakat eğer örneğin artık yavaş yavaş sonbahardan kışa doğru ilerliyoruz. Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte her tarafta bir gün öncesinde, birkaç gün öncesinde yağmur, fırtına, kar varken ertesi gün hava durumu güneşli gösteriyor diye biz havanın sıcak olmasını beklemeyiz. Çünkü biliriz ki mevsim kış. Bu geçici bir hava durumu ve sıcak olması da gerekmez. Sadece güneş kendini gösterebilir. Bu nedenle de örneğin Ocak ayının ortasında şortla tişörtle dışarıya çıkmayız. Aksine belki sadece yanımıza şemsiye almayız ya da bot yerine normal bir ayakkabı giyip spor ayakkabı giyip çıkabiliriz. Nasıl ki biz günlük hayatımızda bunu çok net bir şekilde ayırmamız gerekiyorsa, işte piyasada işlem yaparken de aynı farkı, aynı hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. Çünkü bunu karıştırdığımız noktada inanın hatalar da arka arkaya geliyor. Örneğin ABD'den açıklanacak bir veriyle işlem yapmak isteyen bir yatırımcı gidip de aylık grafik üzerinde o işlemi yapmamalı. Çünkü verinin açıklanmasıyla birlikte oluşan fiyat hareketleri en fazla yarım saatte bir saat arasında etkisini gösteriyor. En sert fiyat hareketlerini kastediyorum. Ertesinde oluşabilecek beklentiler ya da doğrusu fiyatlamalar bu haber etkisini kaybetmeye başlıyor. İşte şimdi bu durumu kendiniz de yorumlayabilirsiniz. Yarım saatlik ya da bir saatlik bir fiyat hareketi beklenirken gidip de aylık grafik ki bir ay 30 günden her gün 24 saatten oluşuyor. Bizim o veriyle birlikte beklediğimiz hareket 30 günün bir gününde sadece bir saat içinde görülebilecek bir hareket. İşte bu nedenle o işlemi yaparken de gidip aylık grafikte destek direnç aramak ya da trend takibi yapmak yanlış olacaktır. Teknik analiz yöntemlerini ikiye ayırıyoruz. Bir, klasik teknik analiz yöntemleri. Burada 3 tane ana unsurumuz var. Trend, destek ve direnç noktaları. Bir de matematiksel formüllere dayanan indikatörler var. Burada da belli başlıcaları RSI, Bollinger bantları, MACD, on balance volume, stokastik ve moving average yani hareketli ortalamalar olarak söyleyebiliriz. Bu indikatörlerle ilgili farklı eğitimlerimiz de bulunuyor. Farklı webinar kayıtlarımız da var. Bunları YouTube sayfamızdan ve ileriki dönemlerde gerçekleşecek webinarlara da katılım sağlayarak
birebir güncel örneklerle bunları test edebilirsiniz. Peki fiyat grafiği bize ne veriyor? Platformumuzu açtığımızda karşımıza çıkan o görüntü aslında ne demek? Fiyat grafiği fiyat performansı hakkında bize görsel bilgi verir ve geçmiş fiyat hareketleri üzerinde çalışma yapabilme şansı doğurur. Örneğin böyle bir grafikle karşılaştık. İşte bu grafik bize tamamen örnek olsun diye görüntüdeki varlıktan yola çıkıyorum. Altın, ons altında 1 Şubat'la 24 Şubat arasındaki fiyat hareketini gösteriyor. Yani tamamen geçmişteki veri. Ve hiçbir grafikte ileride oluşacak fiyatlamalar, fiyat hareketlerine dair bilgi yoktur. Biz sadece olabilecek senaryolar üzerinde değinerek bazı çıkarımlar yapmaya çalışıyoruz. Grafik çeşitlerini de tabii ki de bu noktada bilmek gerekiyor. Platformu açtığımızda 3 tane farklı grafikle karşılaşıyoruz. Bunlardan birincisi çubuk grafik. İngilizce eğer platformunuz yüklüyse bar chart diye geçiyor. Çubuk grafiğin her bir çubukta içerdiği standart bilgiler vardır. Bu standart bilgiler şunlardır. Çubuğun sol tarafındaki küçük çizgi açılış fiyatına, çubuğun en üst noktası takip edilen yani grafiğin içerdiği dönemdeki en yüksek fiyatı, en alt nokta ise o dönemde görülen en düşük fiyatı, sağ taraftaki küçük çizgi ise kapanış fiyatını verir. Örneğin bu grafiğimiz Euro Dolar paritesinin günlük grafiği. İçerdiği bilgiler o zaman nasıl olacak? O günün açılış fiyatı, o günün yüksek fiyatı, düşük fiyatı ve kapanış fiyatı. Mum grafikler de benzer şekilde bilgiler içeriyor. Mum grafiklerde tabii ki de kendi içerisinde farklı isimlendirmeleri var, farklı formasyonları var. Onunla ilgili de yine aynı şekilde geçmiş dönemdeki webinar kayıtlarımızdan faydalanabilirsiniz. Mum grafikte içerilen bilgiler de yine aynı şekilde açılış, kapanış, yüksek ve düşük bilgileri. Burada mum grafiklerde renklendirme olduğu için şu şekilde yorumlayabiliriz. Eğer örneğin grafik çeşidini renklerini siyah beyaz yaparsanız, beyazı yükseliş, siyahı da düşüş olarak yaparsanız, mum grafikte beyaz rengi görürseniz fiyatın yükseldiğini, mum grafikte siyah bir renk görürseniz fiyatın açılış noktasına göre düştüğünü görürüz. Siyah olan yani düşüş mumlarında açılış fiyatı şu noktalarda oluşuyor. Farklılık gösteriyor tabii ki de. Gövde fiyat hareketinin oluştuğu bölge ve beyaz mumlarda yine yükselişte de yine aynı şekilde açılış fiyatı en yüksek ve kapanış noktası olarak genel temel bilgileri bu şekilde söyleyebiliriz. Çizgi grafik ise sadece kapanış fiyatını içerir. Yani içeriğinde ekstra hiçbir bilgi bulunmamakta. Arka arkaya gerçekleşen kapanışların birleştirilmesiyle oluşan bir şekilsel grafiktir. Burada da daha çok bu tarz grafiklerin matematiksel çalışmalarda yani makroekonomik çalışmalarda karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Bunun sağlayan en önemli nokta da dediğimiz gibi arka arkaya sadece birer verinin bir araya gelmesi. Yani şu grafiğin içerisinde yüksek ve düşük fiyat yoktur. Sadece kapanış fiyat bilgisi vardır. Trendler üçe ayrılır. Yükseliş trendi fiyatların yukarı gittiği, düşüş trendi fiyatların aşağı gittiği, yatay trend ise fiyatların belli bir bant içerisinde hareket ettiği trend çeşidi. Tabii ki de yatay trend genelde yatırımcıların pek sevmedikleri bir trend çeşidi. Çünkü
ne yükseliş ne de düşüş yönünde belli bir kırılma olmadığı için dönem dönem hatalar yapılmasına da yol açabiliyor. Trendin oluşması için en az iki noktanın birleşmesi lazım dedik. Burada da gördüğümüz gibi ilk noktadan itibaren başlayan yukarı hareket bir trend oluşturmuyor. Ta ki noktanın birleşmesi sağlanana kadar. İşte bu sağlandığında trendten bahsedebiliriz. Trend noktaları ne kadar çok test edilirse trendin de o kadar güçlü olması beklenir. Ancak bu tamamen şu anlama gelmiyor. Trend her seferinde, örneğin günlük grafikte bakıyorsak trende, her gün test edilecek diye bir şart yok. Bu nedenle de test edildiği noktaları iyi tespit etmek gerekiyor. Trend ne kadar güçlü ise bu aynı zamanda bir handikap da içeriyor. Çünkü yaşanacak kırılma muhtemelen trendin gücüyle birlikte tam ters istikamette de çok kuvvetli şekilde yer bulabilir. Yapılan istatistiki çalışmalar trend yönünde yapılan işlemlerin, alınan pozisyonların daha avantajlı yatırımcı dostu olduğu yönde bilgiler vermekte. Yani eğer bir yükseliş trendinden bahsediyorsak alış yönünde pozisyon kastedilir trend dostu işlemle. Eğer trend düşüş yönünde ise bu sefer de satış yönlü bir pozisyon tabii ki de bu trendin yönünü net olarak gösterdiği için yapılması gereken işlem çeşididir. Aynı zamanda trend noktaları yani destek ve dirençler bizim işleme giriş çıkış noktalarımızda da yardımcı olur. Webinarın başında da söylediğimiz gibi bazı dönemlerde trendlerden uzak kalabilir. Örneğin şu hareketten sapmalar olabilir yukarıya da aşağı yönde. İşte öyle durumlarda bizim yardımımıza destek ve direnç noktaları koşuyor. Şimdi öncelikle yükseliş trendini bir inceleyelim. Yükseliş trendi ne dedik? Fiyatların yukarı yönde hareket etmesine bağlı olan bir trend. Az önce saydığımız koşullar yerine gelmiş mi? Onu bir kontrol edelim. Evet, yükseliş başladıktan sonra trend oluşuyor. İkinci noktadan itibaren trend oluşuyor. Ve her test edildiğinde fiyatların daha yukarıya hareket sergilediğini görüyoruz. Ne demiştik? Her seferinde trendin test edilmesi beklenmemeli. Nitekim burada da onu görüyoruz. Örneğin şu bölgede sadece yarısına kadar gelen bir hareket var. Yani tam anlamıyla trend desteğinin test edilmediğini görüyoruz. Daha sonrasında yaşanan kırılma ise trendin gücünü görüyoruz. Burada çok ciddi bir hareket var. Trendin kırıldığı yönde bu sefer ters trend oluşumunda yani kırılmanın şiddetli olduğunu şuradaki hareketle de net bir şekilde görüyoruz. Trend noktaları test ediliyor ve her seferinde bunu destekliyor ta ki desteklemediği şu son noktaya kadar. Zaten trendin kırılmasıyla birlikte de oluşan ters yöndeki hareket oldukça hızlı ve sert. Düşüş trendinde ise fiyatların aşağı yönde olduğunu görüyoruz. Gördüğümüz gibi tepeler sürekli bir öncekinden daha aşağıda gerçekleşiyor. Tepeler aşağıda oluştuğu gibi dipler de aşağıda oluşuyor. Yani hem görülen zirvelerin hem de oluşan düşük noktaların, dip noktalarının aşağı yönde bir iğmesi söz konusu. İşte bunun sağlanmasıyla birlikte de düşüş trendi karşımıza çıkıyor. Test ediliyor ve şimdi bu sefer az önce değindiğimiz gibi trend noktasından uzaklaştığını görüyoruz. Burada yardımımıza gelen nokta destek ve dirençleri söylemiştik. Tam olarak trendten uzaklaşıldığı bölgeden itibaren destek ve dirençler yardımımıza koşuyor. Trendin devam etmesiyle birlikte de aşağı yönde hareketin sağlıklı bir şekilde ilerlediğini fakat kırılmayla birlikte bu sefer ters yöndeki fiyatlamalarında yine sert bir şekilde olduğunu görüyoruz.
Yatay trendse iki yönde de belli kırılmanın olmadığı, yani yüksek seviye ile düşük seviyenin birbirine yakın olduğu dar bir bantta gerçekleşen hareketler. Burada da bunu net bir şekilde görmüş oluyoruz. Gördüğümüz gibi dip tepe, dip tepe, dip tepe. Yatay trendin en önemli özelliği kırıldığı yönde hareketin devam etme ihtimali. Burada bakıyoruz, bu gerçekleşmiş mi? Yataylık bittiği noktada yukarı yönde bir kırılma var ve buna bağlı olarak da hareketin trend yönünde devam ettiğini görüyoruz. Trend değişimlerini çok iyi ayırt etmek gerekiyor. Zira ters yönde kalınan pozisyonlarda önemli fiyat değişimleri ve istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor. Burada güzel bir grafiğimiz var. Bu sadece trend değişimlerini görmeniz açısından çok faydalı olacaktır. Bu nedenle vadeye ve uzun dönemi kapsamasına çok fazla aldanmayın. Dediğim gibi güzel bilgiler içerdiği için kullanıyoruz bu grafiği. Altın haftalık grafiği, ons altın. İlk başta gördüğümüz bir yükseliş trendi var. 2008 yılında başlayan ve trendin tüm koşullarını yerine getiren bir hareket. Başladığı noktadan itibaren destek noktalarından yeni yukarı ataklar ve en sonunda bir parabolik yükselişle bu normal bandın dışına çıkan bir hareket. Bu hareket bittikten sonra bu sefer karşımıza çıkan trend değişimi. Buradaki trend değişimiyle neyi kastediyoruz? Yükseliş trendinin bitip yerine yatay trendin başlaması. Fakat grafiğin sağına doğru gittiğimizde bu yataylığın da sona erdiğini görüyoruz. Peki burada bizim karşımıza nasıl bir değişim çıkıyor? İşte bu sefer de düşüş trendi. Evet, haftalık grafik yaklaşık 7 senelik bir periyodu kapsıyor. Fakat tüm geçişleri ve aynı enstrümanda farklı trendlerin oluşabildiğini göstermesi açısından da son derece faydalı bir grafik. Daha yakın vadede gün içi grafiklerde trend değişimini inceleyecek olursak burada bir düşüş trendi var. Gördüğümüz gibi sürekli test edilen tepe noktalar daha aşağıda oluşuyor, dipler de aşağıda oluşuyor. Fakat grafiğimizin sağ tarafında trendin değişmesi yönünde bir girişim var. Peki bu girişim başarılı oluyor mu? İşte bu noktada bize bu teyidi veren kırıldıktan sonra kapanış gerçekleşmesi. Evet, örneğin şurada da kırılmalar var. Bunlarda da var. Fakat bu trend çizgisi üstünde kapanış gerçekleşmediği için bunun sağlıklı bir kırılma olduğunu söyleyemeyiz. Bunu söyleyebildiğimiz nokta kapanışla teyit aldığımız nokta ve grafikte de gördüğümüz gibi kapanış gerçekleştikten sonra bu sefer bu eski direnç noktasının destek haline geldiğini görüyoruz. Peki bu değişim, yani bu fiyat hareketindeki değişim trendte bir değişim yaratmış mı? Şimdi ona bakalım. Aynı grafik, düşen trend kanalı, değişim ve arkasından gelen yükseliş. Yani trend değiştikten sonra ve yeni bir piyasa algısı, piyasa iştahı ortaya çıktıktan sonra yaşanan hareket aslında başlayacak trendin de göstergesi oluyor. Aynı vade içerisinde farklı trendler oluştuğunu da söyleyebiliriz. Örneğin burada Euro Dolar paritesinin günlük grafiğinde ilk karşımıza çıkan bir düşüş trendi. Gayet güzel. Desteklerin, dirençlerin, yani trend destek ve diplerin iyi çalıştığı bir grafik. Ertesinde daha kısa soluklu olmakla birlikte bir yükseliş trendi. Fakat ana resme baktığımızda ise bunun orta uzun vadede çok güzel bir düşüş trendi olduğunu görüyoruz. Yani ana trend düşüş olsa da ara trendlerde yükselişler,
Ana trend yükseliş olsa da ara trendlerde düşüş hareketleri görülebilir. Destek ve direnç noktaları işlem stratejilerinde yani risk yönetiminde çok önemli. Bize hangi noktadan itibaren yükselişin bitebileceğini ya da düşüşün bitebileceğini gösteren en önemli unsur. Şimdi burada canlı grafik üstünden bakalım. İlk başta dikkatimizi çeken bu sol tarafta gerçekleşen yataylık. Yataylığın bittiği noktada bu sefer bir düşüş trendi görülüyor. Ve bize diyor ki artık bu nokta geçilmedikçe eskiden mavi olan bu kırmızı nokta geçilmedikçe bu noktamız direnç noktası ve yaşanabilecek yükselişleri de sınırlayabilir. Zaten öyle de oluyor. İlk ana deneme, sonra ikinci ana deneme ve satış yönünde kullanılabildiğini gösteriyor. Fakat tekrardan bir değişim yaşanıyor. Bu sefer de eski direnç yeni destek noktamız oluyor ve gerilemelerde sınırlayıcı etkiye sahip. Yani şunu diyor bize, evet bu bölgede bu nokta satış olarak çalıştıysa artık trendin değişmesiyle birlikte eski direnç yeni destek haline geliyor ve sağlıklı bir trend değişimini bize gösteriyor. Destek ve direnç bölgelerinde fiyat sapmaları yaşanabilir. Bu zaten şimdiye kadar gösterdiğimiz tüm grafiklerde belki dikkatinizi çekmiştir. Bunun en önemli farkı ise kırılmalar, sapmalar değil, destek ve direnç noktalarında, trend noktalarında da olsun, kapanış sağlanıp sağlanmadı. Net bir şekilde görüyoruz. Burada bir fiyat sapması var. Burada bir fiyat sapması var. Destek noktasında da fiyatta sapmalar var. Peki şu gördüğümüz yataylığı bitiren ne? Grafiğin sağında gördüğümüz kapanış. Bu bölge dışında gerçekleşen ilk kapanışla gördüğümüz gibi trendin bitmesi yani sıkışmanın bitmesi yönünde önemli bir fiyat hareketi yaşanıyor. Teknik analize giriş noktasında benim webinar dahilinde anlatabileceklerim bunlardı. Ben şimdi sorulara bir göz gezdireceğim. Sizler de eğer aklınızda bir soru varsa bu kısa sürede yazıp iletebilirsiniz. Örneğin bir katılımcımız, hatta birçok katılımcımız diyeyim, aynı soruyu şimdi sayfayı geçtikçe görüyorum. Trendler uzun vadede oluşmaz mı? Yani bunun için bir şart var mı? Şeklinde bir algı var. Trendler sizin grafiğe baktığınız sürede oluşur. Yani eğer siz kısa vadeli bir işlem strateji belirlediyseniz ve 1 saatlik grafiğe bakıyorsanız burada sizin takip edeceğiniz trendler 1 saatlik grafikteki trendler olur. Ama siz günlük trendle işlem yapacaksanız bu sefer tabii ki de günlük grafikteki trendi takip etmeniz gerekir. Örneğin altın 1 saatlik grafikte yükseliş trendi içerisinde hareketini sürdürürken günlük grafiğe geçtiğimizde düşüş trendinde hareket ediyor olabilir. O yüzden trendin oluşması için illa uzun bir vade gerekmiyor. Sadece sizin hangi vadeye baktığınızla ilgili bir kavram bu. O yüzden uzun bir zaman gerekir mi, gerekmez mi yerine sizin öncelikle hangi vadede işlem stratejisi belirlediğinize karar vermeniz gerekiyor. İndikatör kullanımı ile ilgili sorular gelmiş. Dediğim gibi bu konu dışarısında yani bizim bu webinar konumuzun dışında kalıyor. YouTube'daki sayfamızda indikatörler başlığıyla aratırsanız zaten geçmiş zamanlarda verilen eğitimlerimiz var. Bunlardan daha detaylı kullanıma dönük bilgiler alabilirsiniz. Webinara katılımınız için herkese teşekkür ediyorum. İşlemlerinizde güzel, karlı işlemler olması dileğiyle bir başka webinarda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.